Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Real Madrid yararına yapılan yayının çok güzel bir oyununa götürmek istiyorum. Beyaz saçlarla Carlsen oynuyor ama bu sefer isim birazcık farklı. Magnus Carlsen'in babası Henrik Carlsen oynuyor beyazlarda ve siyahlarda ise V.I.M. Aelen Martinez oynuyor. Kendisiyle İspanyolca Türkçe karşılaşmasında oynamıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Ve bu karşılaşma gerçekten nefes kesti. 3 dakika artı 0 saniye. Yani eklemesiz tempoda oynanan bir karşılaşma. Ve bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Beyazlar oyuna D4 ile başlıyor. Ve siyahlar at F6 oynamış. Ve burada ilginç bir hamle var. Henrik Carlsen burada G4 oynamayı tercih ediyor. Ve G4'ten sonra aslında buradaki piyonun boşlu olduğunu görüyoruz. Ama A çarpı G4'ten sonra E4 hamlesi var. Ve merkezi beyazlar ele geçirmiş oluyor. Ve bazı atak fikirleri de oluşmuş oluyor. Ama siz G4'teki o piyonu verdikten sonra şah kanadında da belli sorunlar yaşayacaksınız. Tam olarak zaten oyunu da böyle özetleyebilirim belki de. A çarpı G4. At çarpı G4'ten sonra E4'te merkeze bir taş oynandı. Ve şimdi tabii ki vezir G4'e karşılık bir şeyler yapması lazım siyahların. At F6 oynarlarsa burada bu piyonların yürüyebileceğini bildiğimiz için zaten siyahlar belki iyi bir konumda kalmayacak. O yüzden hemen merkeze bir piyon hamlesi yapmak durumunda kaldılar. Burada D5 oynadılar ve D5'ten sonra artık buradaki at korunmuş oluyor. Ama tabii ki bu atın başı beladan kurtulmuyor diyelim. Öncelikle H3 ile aslında o atı kovuyorsunuz ama at nereye giderse gitsin çok da iyi bir konumda kalmayacak. Belki at F6 dönmek daha doğru olacaktı ama Aelen Martinez 3 dakikalık oyundan dolayı belki de burada feda yapmayı tercih etti. Ve açılışta hiç beklemediğimiz bir oyunla karşı karşıyayız. Burada Aelen Martinez at çarpı F2 alıyor ve at çarpı F2'den sonra beyazların şah kanadı birazcık daha tabii ki zayıflamış oldu ama ona karşılık da siyahlar atından yoksun artık. Burada şah çarpı F2 ve konuma baktığımız zaman aslında burada şah kanadının çok zayıf olduğunu görüyoruz ve vezirin bir şekilde H4'e artık gelmesi lazım. O yüzden hızlı bir hamle, o da E5. Tabii ki E6'yı tercih etmiyorsunuz çünkü filin de buralara bakması gerekiyor. O yüzden E5'te artık buradaki piyonları çok fazla önemsemiyorsunuz. Ve hemen vezir H4'e bakmış oluyorsunuz. Belki burada sakince bir E5 hamlesi devamında vezir H4'ten sonra şah G2 oyunu direkt kurtarabilirdi. Çünkü vezir E4'de hemen vezir F3 gibi bir hamle var. O yüzden burada şah G2 bütün belki de dertleri sonlandırmış olacaktı. Ama E5'ten sonra belki de vezir H4'ten çekinen burada Henrik Carlsen at F3 oynamayı tercih etti. Evet, bir hamlelik H4'ü savunmuş oluyorsunuz ama D çarpı E4'ten sonra bu ata yer bulmanız lazım. Muhtemelen Henrik Carlsen de at E5'ten sonra en azından bir taşımı daha çıkmış olurum ve şahı G1, G2 ya da H2'ye daha hızlı saklayabilirim diye düşündü. Ve burada D çarpı E4'ten sonra at E5, vezir H4'e şah G2 oynamış oldu. Şah G2'den sonra burada fil E6 hamlesi var. Fil E6 belki birazcık daha yavaş kalıyor. Fil D6 ve devamında F6 düşünülecek bir hamle olabilirdi. Ama fil E6'dan sonra burada tabii ki beyazların da çok daha iyi oynaması lazım ki burada konumu savunabilsin. Burada fil E3 oynamayı tercih etti. Fil E3'ten sonra at D7 ve at D7'den sonra beyazların tabii ki hemen bu atta kırışması gerekiyor. Çünkü taşları ne kadar çabuk değişebilirsek ve buradaki atı aslında siyahlar için sonlandırabilirsek burada hızlıca bir kazanç elde etmiş olacağız beyazlarda. Ama at çarpı D7'den sonra fil çarpı D7 ve buradaki fil D6'yı çok önemsemek gerekiyor. O yüzden belki de burada hemen at C3 vezir E1'i hazırlamak gerekiyordu. Ama burada Henrik Carlsen C4 oynadı. C4'ten sonra buradaki hamle hemen fil D6. Çünkü artık siz buradaki kareyi vezir E1 ile koruyamıyorsunuz. Çünkü vezir boşta. At C3 çıkmış olsaydık halbuki E1 oynayabilecektik. Çünkü artık kale koruyordu. Şimdi burayı savunmanın, G3'ü savunmanın tek yolu belki de fil F2 olacak. Fil F2'den sonra da
Vezir Gebeş'e artık şu an gidebilecek hiçbir kalesi kalmadı. Mecburen önüne fil ya da vezir kapatacağız. Fille kapatırsak zaten mat oluyor. O yüzden vezirle kapatmak gerekiyor. Ona da fil çarpı G4 hemen gelmiş oluyor. O yüzden C4'ten sonra fil D6 kazanan hamleydi ama Aelen çok fazla oraya bakmadı ve uzun rok attı. Uzun roktan sonra şimdi at C3 oynanılabiliyor. Her ne kadar şimdi fil D6 oynasa da Aelen burada hemen dediğimiz gibi vezire bir hamlesi var ve artık kale veziri savunuyor ve bu kareleri de savunmuş oluyor. Vezir H5'e gitti. Fil E2 bir kez daha tehdit ettik ve vezir G6'dan sonra şah F1'e dönüyor. Vezir F6 ve burada her iki tarafında çok çok az süreleri kaldı. Bir dakikanın altına indiler ve hamleler kaçmaya başlıyor. Fil F2 ve birazcık da tabii ki sohbet ettikleri için buradaki hamlenin kaçması normal ama vezir F2 oynansaydı beyazlar çok rahat bir şekilde artık oyunu kazanacaklardı belki de ama fil F2'den sonra E3 hamlesi var. E3'ten sonra da şimdi fil G4 oynandı, taşlar değiştirmeye çalışılıyor. Vezir F2, vezir F2, F2, şah F2, fil G4 ve HG4'ten sonra burada belki birazcık eşite yakın ama siyahların iyi olduğu bir konum var. Kale H8'e hemen geliştiler. C5'le file yer bul diyor burada Henrik Karsen ve Aelen de o yeri F4'te buldu. Fil F4 ve şah F3'ten sonra her iki tarafında çok az süresi kalmıştı zaten. Aelen 1-2 saniye düşünüyor ama süresi kalmadığı için burada oyunu kaybediyor, süreden kaybediyor. Belki de siyahların konumu bu noktada birazcık daha iyiydi ve oyunu kazanabilirlerdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ki bu video daha farklı kişilere de önerilmiş olsun. Abone olarak da daha fazla karşılaşabiliriz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye bye.